enerji risk ilişkisine bakalım birlikte. Şimdi önce iş kavramından bahsedeceğiz. Diyorduk ki bir cismin iş yapabiliyor olması için, iş yaptı kabul edilmesi için gerekli fiziksel şartların vardı. Evet, sen iş yaptığını düşünerek çok yorulmuş olabilirsin. Bir duvarı itmeye çalışırken enerjini harcamış olabilirsin. Ama bu senin fiziksel anlamda iş yaptığına anlamına gelmiyor. Bakalım bir cisme uygulanan kuvvet yönünde hareket ettirilebiliyorsa iş yapılmış demektir. Günlük yaşamda kullanılan iş kavramı ile fen bilimlerinde kullanılan iş aynı değildir. Az önce söylediğim gibi neydi? Fiziksel anlamda iş yapmak başka bir şeydi. Bakın iki tane şartım var. Bir kere ne yapmam gerekiyor? Cisme bir kuvvet uygulamam gerekiyor. Cisme kuvvet uyguladım. Ne yaptım? Aldım. Şimdi kuvvet uyguladım mı? Uyguladım. Peki sandalye uyguladığım kuvvet yönünde hareketi var mı? Var. O zaman ne yapmış oldum? İş yapmış oldum. Hatta bununla ilgili bir tane de formülüm vardı. Onu da yazmak istiyorum hemen size. İş W harfiyle gösteriliyordu. Bakın ne uyguladım dedim? Kuvvet uyguladım dedim. Uyguladığım kuvvet yönünde bir de ne yaptım? Cisme yol aldırmış olmam gerekiyor. Yol aldığı için de X'de gösterdim. Bu iş demek. Kuvvet biliyorsunuz F sembolüyle gösterilir. Bu da neydi? Yol. Geçen seneden hatırlayın. Alınan yol var değil mi? Hani? Şimdi birimlerine de bakalım. Kuvvetin birimi. Newton aldığım yolun birimi metre. O zaman Newton çarpı metre bana iş biriminin yani joule dediğimiz değeri veriyormuş. O bir kenarda kalsın, lazım olacak bana. Diyor ki kitap okurken sırtımızda çanta taşırken fen birimleri olarak iş yapılmaz. Şimdi kitap okuyorum, aldım kitap okuyorum. Kuvvet yok, cismin hareketi yok. Dolayısıyla iş yapmış olmadım. Bu sırtta çanta taşıma mevzu birazcık karıştırılıyor. Onu bir beraber düşünelim. Şimdi sırtıma çantamı aldım. Uyguladığım kuvvet ne tarafa doğru? Yukarı doğru. Yer çekimine doğru karşı bir kuvvet uygulamış oldum. Sırtımda taşıyorum. Çünkü neden? Cismi yer çekimi kuvvetinden dolayı aşağıya doğru çekiyor. Ama ben ne tarafa hareket ediyorum? Sağa ya da sola. Şimdi uyguladığım kuvvet şu tarafa doğru, hareket yönü bu tarafa doğru. Oldu mu? Olmadı. Çünkü ne olması gerekiyordu? İkisinin birbirine paralel. Kuvveti uyguladım, aldığım yol da aynı yönlü olursa fiziksel anlamda iş yapmıştım. Olmadığı için ne yaptık? Çanta taşırken sırtımızda fen bilimleri olarak iş yapmış olmadım. Dünya güneş etrafında hareket ederken kuvvet uygulanmadığı için iş yapmaz. Kuvvet uygulayarak bir cismi itsek fakat hareket ettiremezsek iş yapmış olmayız. Hatta burada komik sorularla karşılaşıyorduk. Diyordu ki işte Ahmet duvara itmeye çalışmaktadır. Fiziksel anlamda iş yapmış mıdır? Şimdi Ahmet bayağı bir kuvvet uyguluyor ama duvara hareket ettirebiliyor mu? Ettiremiyor. O zaman fiziksel anlamda iş yapmamıştır. Cismin hareket yönüyle uygulanan kuvvet aynı yönde olur. Mesela elimize aldığımız çantayı ileri götürürken iş yapmayız. Aynı az önce söylediğim örnekte olduğu gibi sırtıma aldım ya da elimde taşıyorum aynı mantık iş yapmadım. Çünkü elime çantayı aldığımda yukarı doğru bir kuvvet uyguladım. Benim hareket yönüm ileri doğru. İkisi birbirine dik olmaz. Paralel olmasıydı. Çünkü ne diyor açıklamasında da kuvvetin yönü yukarı, cismin hareket yönü ise ileri diyor. O yüzden de fiziksel anlamda iş yapmamıştır. Hemen bakalım birinci örneğimize. Şimdi hareket yönü ne tarafa doğru? Hareket yönü sağ tarafa doğru. Kuvveti ne tarafa doğru uygulanmış? Bakın. Kuvveti bu tarafa uygularken hareket yönü bu tarafa doğru. İkisi birbirine dik. O yüzden iş yapmaz. Hareket yönü yukarı doğru. Bak şimdi, pardon, kuvveti yukarı uyguluyorum diyor ki yerden bir cismi kaldırdınız ama bu tarafa doğru hareket ediyorsunuz. Yine ikisi
da yönü bu tarafa doğru. O zaman bu cisim ne yapmıştır? İş yapmıştır. Şimdi burada şöyle gelmiş. Kuvveti buradan uygulamış. Bunun bileşenleri vardır şu şekilde. Bunu bulmanıza gerek yok. Bu tarafa doğru bir kuvvet var. Hareket yönünde bu tarafa doğru. O yüzden de bu da iş yapmıştır deriz. Hangilerinde iş yapılmıştır bir bakalım diyor. Sıramıza bir kuvvet uygulayıp onu sürüklersek iş yapılır. Evde sandalyeyle yapabilirsiniz bunu. Bir kuvvet uygulayın ama ne tarafa? Kuvvetle yönü aynı olmalı. Uyguladığın kuvvetle cismin hareket yönü aynı olmalı, daha doğrusu öyle söyleyeyim. O zaman iş yapmış olursun. Yoksa sandalyeyi yukarı kaldırdın, sen ileri gittin, o da olmaz. Çantayı elimizle yukarı kaldırırken, şimdi bakın hep çanta örneği geliyor, dikkatli olun. Şimdi diyor ki çantayı ya da yerde duran bir cismi, bir koliyi yukarı doğru kaldırdık diyor. Şimdi ben yerimde duruyorum, çanta iş yapmış mıdır ona bakacağım. Şimdi kaldırdım, uyguladım, kuvvetin yönü ne tarafa doğru? Yukarı doğru, yer çekimine karşı iş yapıyorum üstelik. Çanta uyguladığım kuvvet yönünde hareket etti mi? Etti. O zaman iş yapmış sayılıyor. Oraya dikkat. Dalga duran elma aşağı düşerken. Şimdi aşağıya düşerken ne etki ediyor? Yer çekimi kuvveti etki ediyor. Ve aşağıya düşerken aşağı doğru da bir hareketi var dolayısıyla. Düşüyor zavallı zaten. Ne oluyor bu durumda? Yer çekimine karşı elma iş yapmıştır. Bisiklet ile yokuş yukarı çıkıyorsunuz, iş yapılır. Topa ayağı ile vuran çocuk, bugünlerde yapamıyor olabilirsiniz. Topa ayağınızla vurdunuz, ne oldu? Bir kuvvet uyguladınız, uygulanan kuvvet yönünde cisim hareket etti. Dolayısıyla iş yapılmıştır. Oku fırlatırken iş yapılır. Bakın kuvvet ve hareket yönü aynı. Pazar arabasını çekerken, el arabasıyla yük taşırken, dağa tırmanırken, okulda bir üst kata çıkarken ne yapıyoruz işte? Merdivenleri kullanıyoruz. Şöyle çizeyim hatta ben size. Bakın merdivenlerimiz var. İşte geldim, ondan sonra adım attım, geldim. Kuvvet uyguluyorsun ve uygulanan kuvvet yönünde de var mı hareketin? Var. O yüzden ne yapıyorsun? İş yapmış oluyorsun. Dağa tırmanırken, kitapları rafa yerleştirirken aynı zamanda ne yapmış olduk? İş yapmış olduk. Hangi durumlarda iş yapılmamıştır? Sabit süratle düz yolda giden araç iş yapmaz. Sabit sürat neydi? Dengelenmiş kuvvetti. Dengelenmiş kuvvetle de net kuvvet sıfır olduğu için iş yapmıyor. Halteri yukarıda tutan halterci. Bakın halteri yukarı kaldıran dememiş. Şimdi yukarı doğru kaldırırken iş yapılır, yukarıda tutuyor. Bakın bir kuvvet uyguluyor ama halterde hareket var mı? Uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket var mı? Yok. Dikkat edin, bir daha söylüyorum. Yukarı kaldırırken derse iş var, yukarıda tutan derse iş yok. Oraya dikkat ediyorsunuz. Kitap okuyan öğrenci fiziksel anlamda bir iş yapmaz. Evet, yapmıyorsunuz ama lütfen kitap okuyoruz. Dünyamızın güneş etrafındaki hareketi iş yapmaz çünkü net kuvvet sıfır olduğu için. Büyük bir yükü yerden kaldıramayan kişi, bakın sen istediğin kadar kuvvet uygula, cismin hareketi var mı? Yok. O yüzden iş yapılmaz. Elindeki çantayı sallamadan düz yolda taşıyan kişi, söylemiştim az önce, yapmıyor. Asansörün içerisinde yukarı çıkan kişi, asansör iş yapar. Çünkü hem kuvvet var hem hareket var aynı yönde. Ancak kişinin bir kuvveti yok. Hareketi var ama uyguladığı bir kuvvet yok. O yüzden de kişi iş yapmaz deriz. İşin formülü. Söylemiştim, yazmıştım az önce. Neydi? İş yapabiliyor, kabul edilmem için kuvvet doğrultusu, bir kuvvet uygulayacağım. Ve uygulanan kuvvet doğrultusunda yol alması gerekiyordu cismi. O yüzden F kuvvetin sembolü, X yolun sembolü, oradaki X çarpı değil, dikkat edin. Kuvvetle yol çarparsam işin formülünü bulmuş olurum.
1 Newton'luk kuvvetle 1 metre yol aldığında 1 Joule'luk iş yapar. Şuradan geliyor çocuklar, bakın. Newton kuvvetin birimi, metre alınan yolun birimi, Newton metre bana 1 Joule, yani yapılan işi verir. Çok böyle zor sayısal sorular yok bununla ilgili ama bilmeniz gerekli. Birimini soruyorlar ya da ufak tefek sayısal problemlerde karşılaşabilirsiniz kitaplarınızda. Şimdi buraya kadar iş konusundan bahsettim. Enerjiye bakalım bir de. Enerji neydi? İşle çok alakalı, iş yapabilme yeteneğine enerji denir. Şimdi bir işi yapmam için neye ihtiyacım var? Mutlaka enerjiye ihtiyacım var ki enerjiyi ayıracağız. Potansiyel enerji ve kinetik enerji şeklinde başka başka enerji türleri de var. Ama biz şimdi ikisiyle ilgileneceğiz. İşte elektrik enerjisi, nükleer, ısı, ışık, potansiyel, kinetik, jeotermal, kimyasal, ses, sesli enerjiyi de hatırlayın. Mekanik enerji türlerinden birkaçıdır. Enerji birimi jüldür, yani iş birimiyle ne kadar aynıdır. Ne kadar iş yaparsak o kadar enerji harcarız. Ne kadar enerji harcarsak o kadar da iş yapmış oluruz. İş ve enerji birimleri aynıdır. Şimdi bakalım burada. Kinetik enerji, bakın bununla da hareket enerjisi. Hatta reklamlara girmesin ama bir ayakkabı markasını, spor ayakkabı markasından aklınızda kalsın diyorum hep. Kinetik marka şeyler var ya, ayakkabılar var ya, işte hareket, enerji ne? Kinetik enerji işte bu. Şimdi diyor ki, cismin eğer hareketi varsa kinetik enerjisi vardır. Evet, yanında başka enerji türleri de barındırıyor olabilir. Ama kinetik enerji diyorsan mutlaka cismin hareketli olmasından bahsediyor. Mesela burada duran bir cismin de enerjisi vardır, potansiyel enerjisi vardır ama durgun enerjidir potansiyel. Hareket ettirdiğinde kinetiğe dönüşüyor ki buradan şu anlamı çıkarın ki biliyorsunuz zaten enerji dönüşebilen bir şeydir. Şimdi enerjinin korunduğunu varsayıyoruz. Enerji dünyada yok olmuyor ancak birbirine dönüşüyor. İşte sandalyeyi çektiğim zaman sürtünmeden dolayı bir kısmı ısı enerjisine dönüşüyor. Hareket ettiği için kinetik enerjiye dönüşüyor ama toplam enerji hep sabit demiştim, hatırlayın lütfen. Hareketli cisimlerin sahip olduğu enerji ne diyormuşuz? Kinetik enerji kütle ve süratle doğru orantılıdır. Onu hemen yazayım size. Bir tane formülüm var ama sizde formüllere girmiyoruz. O yüzden yazmak istemiyorum. Ancak şunu bulun. Kinetik enerji şöyle göstereyim. Evet, kinetik. Şöyle diyeceğim. Doğru orantılıdır. Doğru orantılı. Doğru orantılı. Cismin kütlesiyle ve süratiyle. Kütleyi hangi harfle göstermiştim? M harfiyle, süreti de V harfiyle göstermiştim. İkisiyle de doğru orantılıdır. Yani buradan ne anlamı çıkaracağım? Cismin kütlesi artarsa kinetik enerjisi artar. Cismin süreti artarsa kinetik enerjisi artar. Tam tersleri de doğrudur. Cismin kütlesi azalırsa kinetik enerjisi azalır. Cismin süreti azalırsa yine kinetik enerjisi azalır. Orantıyı hatırlayın. Artarken artacak, azalırken azalacak. Hemen bir örnekle devam etmiş. Diyor ki, aynı süratle otomobil ve kamyondan, kamyonun kinetik enerjisi otomatik olarak nasıldır? Daha fazladır. Neden? Bakın ne demiş? Süratleri aynı. Şimdi süratlerini aynı aldıysa şunu görmeliyor. Bu ikisi aynı. Ne kaldı elimde? Kütle kaldı. Nasıl kıyaslayacağım? Kütlesi büyük olanı sahip olduğu kinetik enerji de daha fazladır. Ve kamyonun otomobilden daha büyük bir taşıt olduğunu da biliyoruz. Neyi de biliyorum? Sürat arttıkça kinetik enerjinin de artmasını gerektiğini biliyorum. Çünkü ikisi de doğru orantılıdır. Potansiyel enerjim var. Cisimlerin içlerinde saklı olan enerji çeşididir. İki çeşittir. Birincisi çekim potansiyel enerji, diğeri esneklik potansiyel enerji. Burada şöyle kalsın aklınızda. Hani diyoruz ya öğrenciler için veliyle konuşurken. Zeki ki inanarak söylüyoruz ama çalışmıyor. Yani bunun anlamı şu aslında.
evet potansiyeli var. Böyle bir enerjisi var, bir yük var içinde. Ama açığa çıkarmıyor. Nasıl harekete çıkar bu enerji? Başka bir şeye dönüştürmesi gerekiyor. İşte harekete geçsin, kinetiğe dönüşsün mesela. Ya da bazılarınızın kinetiği çok fazla, hiç duramıyorsunuz. Oraya da dikkat. Şimdi potansiyel enerji cisimlerin içlerinde saklı olan, evet potansiyeli var dediğimiz durum bu. İki çeşide ayırıyoruz. Biri çekim potansiyel, biri de esnek potansiyel enerjisi. Çekim potansiyel enerjisi cismin konumundan kaynaklanır. Esneklik potansiyel enerji adı üstünde esnek cisimlerin içlerinde depoladıkları cisimdir. Diyor ki yüksekte duran bir cismin konumundan dolayı, bulunduğu yükseklikten dolayı bir potansiyeli vardır. İşte dalda duran elma henüz duruyor. Bir şey yok, kinetiği yok. Sadece neyi var? Potansiyel enerjisi var. Ne zaman dönüşür? Daldan koptu, yere doğru düşmeye başladığında ne kazanacak? Hız kazanacak. Hızı olduğu için artık hangi enerjiye sahiptir? Kinetik enerjiye sahiptir. Cismin ağırlığı ve yerden yüksekliğine bağlıdır çekim potansiyel enerjisi. Aynı zamanda yükseklik arttıkça ve cismin ağırlığı arttıkça potansiyel enerji de ne olacakmış? Artacakmış. Şurada nelere bağlıdır? Hemen yazayım ben size. Çekim potansiyel enerjisi. İkisiyle de doğru orantılıdır. Yükseklik ve ağırlık. Bunları biliyorsunuz zaten. Tekrar söylüyorum. Çekim potansiyel enerjisi cismin yüksekliğine ve ağırlığına bağlıdır. Ne kadar yüksekte bulunuyorsa o kadar potansiyeli vardır. Ne kadar ağırsa o kadar fazla potansiyeli vardır. Esneklik potansiyel enerjisini esnek cisimler için kullanıyoruz. İşte lastik olabilir, plastik toplar olabilir, gerilmiş bir yay olabilir, bir ok olabilir. Hani bu okçular atıyorlar ya spor amaçlı, ondan bahsediyorum. Yay olabilir, az önce de söylediğim gibi. Esnek maddenin gerilme veya sıkıştırılmasıyla depo edilir. Esnek maddenin kalınlığına, gerilme miktarına bağlıdır. Gerilmiş paket lastiğinde, gerilmiş okta, sıkışmış yayda esneklik potansiyel enerjisi vardır. Mesela işte ne yapıyorlar? Okçular bu işte hedef tahtalar oluyor. Vurmak için oku çekti. Esnek bir malzemeden yapılıyor. Esnek potansiyel enerjisi var. Bıraktığı an aynı zamanda konumundan dolayı normal potansiyel enerjisi de var. Çekiminden dolayı çekim potansiyel enerjisi de var. Bıraktığı anda cisim ne yapıyor? Hız kazanıyor, ok. Hız kazandığı için de neye dönüşmüş oldu? Esneklik olan kinetik enerjiye dönüşmüş oldu. Çünkü ok hızlanarak hareket edecek. Hemen bir şey bakmam gerekiyor. Sorumuz var. Hemen onları çözelim birlikte. Diyor ki 30 Newton'lu kuvvetle 5 metre götürülen cismin yaptığı iş nedir? Hemen bakalım beraber. Yeni bir renk seçim sizin için. Bak şimdi. Başlangıçta cismimiz şurada duruyor. 30 Newton'luk bir kuvvet uygulanıyor. Cisim 5 metre hareket ediyor. Bir kere iş yapmış mıdır? Yapmıştır. Ona karar verelim. Sonra yapılan işin sayısal değerini istemiş. Hemen yazıyorum. Neydi? Kuvvet uyguladım ve uyguladığım kuvvet doğrultusunda da cisim ne yapmış oldu? Yol almış oldu. Ne kadarlık bir kuvvet uygulamışım? 30 Newton çarpı cisim ne kadar yol almış bu kuvvet uyguladığımda? 5 metre. Hemen yazıyorum. Ne olmuş? 150 joule'lük bir iş yapmıştır. Şöyle bir bakın. Aşağıdaki öğrencilerin yaptığı hareketlerin hangisinde yer çekimine karşı iş yapmamıştır diyor. Bakalım tek tek. Kitabı rafa koyan öğrenci, merdivenden çıkan öğrenci, paraşütle uçakla atlayan öğrenci, yerdeki kalemini alan öğrenci.
Bir düşünün isterseniz cevabını önce ben söylemeden. Kitabı rafa koyan öğrenci. Bak şimdi kitabı rafa koyuyorum. Kitaba ben bir kuvvet uygulamazsam yer çekiminden dolayı ne olacak? Aşağıya doğru hareket edecek. Yani ben yer çekimine karşı bir iş yaptım mı? Yaptım. Yapmayan soruyor. Bunu eledim. Merdivenden çıkan öğrenci. Bakın merdivenden çıkıyorsunuz. Yer çekimi aşağıya doğrudur. Siz ne tarafa doğru hareket ediyorsunuz? Yukarı doğru hareket ediyorsunuz. Yani yer çekimine karşı bir iş yaptınız. Yerdeki kalemini alan öğrenci. Bu öğrenci çok hareketli. Yerden bir şey aldım. Kuvvet uygulamazsam zaten ne yapacak? Yere doğru düşecek. Ne oldu? Bu yer çekimine karşı iş yapmış oldu ancak. Paraşütle uçaktan atlayan öğrenci. Bak şimdi paraşütle atladı. Hareket yönü ne tarafa doğru? Aşağıya doğru. Yer çekiminden dolayı zaten aşağıya düşüyor. Yer bir iş yapıyor ama yer çekimine karşı yapmıyor. O yüzden cevabım Ceyhan olacak. Diyor ki süratleri 50 km bir saat olan bisiklet, otomobil ve kamyonun sahip oldukları kinetik enerjileri büyükten küçüğe sıralayınız. Bakalım şimdi. Kinetik enerji neye bağlıydı? Kinetik enerji. Hemen yazıyorum yine. Kütlesine bağlıydı, bir de süratine bağlıydı. İkisiyle de nasıl orantılıydı? Doğru orantılıydı. Şimdi diyor ki süratleri 50 km bölü saat eşitmiş. Görme. O zaman neye bakacağım? Kütleyle olan ilişkisine bakacağım. Kütlesi fazla olanın sahip olduğu kinetik enerji neydi? Daha fazlaydı. Bisiklet, otomobil, kamyon. Hangisi daha ağırdır bunlardan? Kamyonla başlayacağım. Sonra otomobille devam edeceğim. Sonra da ne gelecek cevap devamında? Bisiklet. Bisikletin kinetik enerjisi en azdır. Bir sonraki soru diyor ki aşağıdaki cisimlerin hangisinde hem kinetik enerji hem de potansiyel enerji vardır? Potadan geçen basketbol topu, yerde yuvarlanan futbol topu, yerde duran handbol topu, masada duran pimpon topu. Bir düşünün önce, ben cevabı vermeden yine. Bir kere masada duran, yerde duran iki cisim, C ve D şıkları için söylüyorum. Bakın, bakın bunlar ikisi de ne yapıyorlar? Duruyorlar. Hareketleri yok. Hareket yoksa kinetik var mıdır? Yoktur. Sadece ne enerjisi var bu ikisinin? Potansiyel enerjisi. Bu da aynı şekilde. Şimdi bu ikisi bir cisim. Yerde yuvarlanan top. Bak şimdi cisim yerde yuvarlanıyor. Yüksekliği var mı? Yok. Sadece kinetik enerjisi var. Bu da bir cisim. Potadan geçen basketbol topu. Bakın potadan geçerken hem yüksekliği var hem de hızı var. Dolayısıyla cevabımız ne olmalı? A şıkkı olmalı. Bir sonraki soru. Diyor ki potansiyel enerji cismin yerden yüksekliğine ve ağırlığına bağlıdır. Bilgiyi vermiş önce. Aşağıdaki cisimlerin potansiyel enerjileri eşit olduğuna göre hangi cismin ağırlığı en fazladır demiş. Bakalım şimdi. Bunların potansiyelleri eşit. Potansiyelleri eşit olduğuna göre yalnız bunların yükseklikleri de farklı. Ağırlığı en fazla olan. Şimdi bunun hem yüksekliği fazla hem de ağırlığı fazla dersen diğerleriyle eşit çıkar mı? Çıkmaz. O yüzden yüksekliği fazla olanın ağırlığını küçültmem gerekiyor. Ağırlığı en küçük olan bu. En büyük olan kim olacak bu durumda? Bu olacak. Tekrar söylüyorum. Bak şimdi. Hem ağırlıkları farklı. Şöyle yazacağım. Hem de yükseklikleri farklı. Şimdi genelde ne yapıyorlar deney sorularında? Bir tanesini aynı kabul ediyor, diğerini değiştiriyoruz. Ama burada ikisini de değiştirmiş. O zaman ne yapacağım şimdi? Eğer bunun ağırlığı en fazladır dersem, ağırlığı fazla, yüksekliği de fazla, fazla fazla bunun potansiyeli hepsinden büyük olur. Ama ne olması gerekiyor? Dengelemesi gerekiyor. O yüzden yüksekliği fazla olanın ağırlığı en küçüktür, yüksekliği az olanın ağırlığı en büyüktür. Bunu da nasıl vermiş? Daire şeklinde vermiş. Son soru bu videodaki. Bakalım diyor ki, dağdan kopan çiçek.
vardır, potansiyeli vardır yükseklikten dolayı. Yani zaten A ve B'yi kabul ettiysen kinetik ve potansiyel enerjiye sahiptir dediği için C'yi de kabul ederim. Ancak esneklikle ilgili burada herhangi bir bilgim yok. Çünkü kar esnek bir madde değildir. Dolayısıyla esneklik potansiyel enerji yoktur. Şimdi bu videonun anlatımı bu kadar. Bunun bir sonrasında bu konuyla ilgili, bu üniteyle ilgili karışık sorular çözeceğiz. Yer çekimi, enerji, kütle, ağırlık kavramları ile ilgili. Lütfen bu videoyu dinledikten sonra siz de evde bununla ilgili sorular çözüyorsunuz, konuyu pekiştirmiş olursunuz. Görüşmek üzere tekrardan. Herkese kolay gelsin.